Sevgili arkadaşlar, konumuz zaman. Zaman neden çok önemli ve zamanı nasıl kullanırsın efektif olarak? Konumuz bu. Allah'ın yarattığı en büyük yaratık zaman. Zaman biz insanlar için geçerli. Zaman. Geriye alamıyorsun. Geçmişe sadece düşünerek gidebilirsin yaşarken. Geçmişte yaşadığın olayları düşünerek. Geçmişe sadece kafa yapında gidebilirsin, düşünceyle gidebilirsin ama şu anda zamanı geriye alacak bir makine yok. Kafanda gidebiliyorsun ama. Geçmişi yaşayan insanlar arkada kaldı. Arkayı düşünüyor, geride kaldı, ilerleyemiyor, geçmişi düşünüyor. Takıldığı için de bir türlü ileri gidemiyor. Geçmişte yaşadığı korkuları, kaygıları şimdiye taşıyor. Ve önüne gelen fırsatları bir türlü değerlendirmiyor. Geçmişte yaşadığı kötü tecrübeyi, gelecekte de olacak korkusuyla önüne gelen o külçe altına elini uzatmıyor. Fırsatı değerlendirmiyor. O yüzden başarısız oluyor. Zamanı iyi değerlendirmeyenler. Zaman çok hızlı ilerliyor. Parayla satın alamıyorsun. Geri alamıyorsun. Zamanı geri alamıyorsun. Ve İpin ucu gibi böyle kaçıyor sürekli. Yakalayamıyorsun. Geçmiş yaşadıkların hepsi hikaye oldu. Bir saat önceki yaşadıkların artık senin hikayen, anlatabileceğin bir konu oldu. Veya geçmişte 20 sene önce, 10 sene önce yaşadıkların senin hikayen oldu artık. Peki gelecek sır. Kimse bilmiyor. Sadece kestirebiliyorsun. Gelecek ise bir sır. Şu an ise, şu anda beni izliyorsunuz, beni takip ediyorsunuz. Şu an ise bir hediye. Geçmiş hikaye, gelecek sır. Şu anda sana verilen bir hediye. Ve bu anı iyi değerlendirirsen, iyi odaklanırsan, anı yaşar, bu öğrendiklerini değerlendirirsen o zaman gelecek aşağı yukarı kestirilebilir oluyor. Sır fakat kestirebiliyorsun. 5 sene sonrayı merak ediyorsan diyor araştırmacılar, şu anda kiminle takılıyorsun? Kiminle oturup kalkıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Hangi düşüncelere sahipsin? Bunlara bak diyor bilim adamları. O zaman eğer verimli, üretici bir şekilde hayatını şu anda değerlendiriyorsa ve beni izlerken şu anda sende farkındalık oluşuyorsa, o zaman diyor bilim adamları, gelecek aşağı yukarı kestirilebilir oluyor. Senin geleceğin iyi oluyor. Fakat şu anda eğer mutsuz isen, huzursuzsan, sıkıntıların varsa, o zaman diyor geçmişe bak. 5 seneye doğru git. Kiminle oturdun, kalktın? Kiminle vakit geçirdin? Neyle meşgul oldun? Haberler ve dizilerle mi uğraştın sürekli? Oralara mı enerji verdin? Boşa zaman mı harcadın? İsraf mı ettin? Ömrünü mü tükettin? Buraya odaklan. İşte ondan dolayı sen şu anda mutsuzsun diyor araştırmalar. Dolayısıyla mal mülk kazanabilirsin. Fakat kaybettiğin zamanı geri alamazsın. Zaman kazanamazsın. Şimdi zamanı efektif kullanmakla alakalı, zamanı israf etmemekle alakalı en güzel dersi Peygamberimiz veriyor. Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif şu şekilde. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bak bu cümleyi anlayabilmek için dahi olmaya gerek yok. Üstün zekalı olmana gerek yok. Tekrar söylüyorum. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın, israf olmasın. Kendini tanı. Efektif kullanmak istiyorsan zamanı, anı güzel yaşamak istiyorsan, geleceği iyi yaşamak istiyorsan, ömrünü ziyan etmek istemiyorsan, israf etmek istemiyorsan, çöpe atmak istemiyorsan, ot gelip saman gitmek istemiyorsan, o zaman kendini bil, kendini tanı. Ben kimim? Hangi özelliklerim var? Hangi yeteneklerim var?
Benim ayak bağlarım nelerdir? Beni arkaya çeken şeyler nelerdir? İlim ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Efektif zamanı harcamak istiyorsan. Yani tüketmek istemiyorsan, kendine zarar vermek istemiyorsan, ayağına kurşun sıkmak istemiyorsan kendini tanıman gerekiyor. Kendini bilmen gerekiyor. Dışarıdan seni uyarıcılar, seni uyandırarak sana seni tanıtabilir. Sen şimdi şunu diyebilirsin. Hocam tamam ben ama yıllardan beri kendimle alakalı bir sürü teste girdim, çıktım. Kendimi yaptım, testler yaptım, internetten indirdim. Kitaplar okudum, farkındalık oluştu. Videolar izledim, kişisel gelişim yaptım. Kendimi tanıdım aslında diyorsan ben de sana şunu söylüyorum. Peki sen kendini tanıdıysan neden hala ömrünü ziyan ediyorsun? Neden hala yerinde sayıklıyorsun? Neden hala o çarktan çıkamadın? Hani o şeytan çemberinden daha hala niye çıkamadın eğer kendini tanıdıysan? Çünkü mantık açık. Sen kendini bilirsen ömrünü zayi etmiyorsun. Sen kendini bildiğini zannettiğin için çemberden çıkamadın. Sadece zannettin ama bilmedin, tanıyamadın. Tanısaydın problemleri çözerdin zaten. Sen kendini tanısaydın arzuladığın hedefe ulaşabilirdin. Arzuladığın başarıya ulaşabilirdin. Arzuladığın huzura ulaşabilirdin. Demek ki sen sadece bildiğini zannediyorsun. Kendini tanıdığını zannediyorsun. Çünkü sen içeriden bakmaya çalıştın kendine. İçeriden kendini tanımak mümkün değille yakın orantıda değerli arkadaşlar. Mümkün değil. Peki nasıl tanıyacak insan kendini? Dışarıdan birisi sana tanıtacak. Çünkü dışarıdan görüyor seni. Dışarıdan tarafsız. Dışarıdan bakıyor. Sana doğru sorular sorarak uzman bir insan seni teste sokarak, dışarıdan bakarak senin sorunları yaşayan insanların problemlerini çözen insan, uzman bir insan seni sana tanıtabilir. Çünkü sen kendi kendine tanıyamazsın. Sen kendi kendine kitap okuyarak araba sürmeyi öğrenemezsin. Senin yanında dışarıdan birisi sana gösterecek ancak. Dışarıdan birisi, bir uzman. Sen kendi kendine neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilemezsin. Kendi kendini analiz edemezsin. Çünkü dışarıdan bir dışsal etki var. Ona göre neyin yanlış, neyin doğru olduğunu analiz edebilirsin sadece. Çünkü sen şu anki durumun içerisindesin, alışmışsın, çarkın içerisindesin. Çarkta yürüdüğünü bile bilmiyorsun. Yani sen şu anda aynı davranışları aynı şekilde devam edersen farklı sonuç elde edemezsin. Çünkü 2 kere 2 her zaman 4 yapıyor. Farklı bir sonuç elde etmek istiyorsan o zaman farklı davranışlar sergilemen gerekiyor. Dolayısıyla kendini tanıman için sana dışarıdan bir uyarıcı gerekiyor. Dışarıdan bir uzman gerekiyor. Eğer sen kendini tanırsan ne oluyor hayatında? Bir kere senin ayak bağını görüyorsun. Sorunu görüyorsun. Sorunun ne olduğunu biliyorsun. Bak bu benim ayak bağım diyorsun. Tamam mı? Bunu görüyorsun. Bunu çözmeye başlıyorsun zaten. Başka? Potansiyelini de görüyorsun. Heh, bak ben bunları yapabilirim. Benim yeteneklerim bunlardır. Ve bu potansiyelini kullanmaya başlıyorsun. Kullanmaya başlayınca da zaten başarılı oluyorsun. Daha huzurlu oluyorsun. Kafadaki kilitleri çözmüş oluyorsun. Kendini, potansiyelini bilmeye başladığın zaman. Yani şöyle örnek vereyim. Sen bu zamana kadar sana verilen o hediyeyi, o potansiyeli bilmediğinden dolayı tekeri patlak bisiklet sürüyordun. Çünkü ne zannediyordun? Benim bu sadece bu bisikletim var, tekeri patlak ve sadece bu verildi bana ve ben bununla gidip geleyim, bununla seyahat edeyim diye düşünüyorsun, düşündün ve hep onu kullandın, hep düştün. O bisikletle nereye kadar gidebilirsin? Ama aslında senin potansiyelin olarak sana Lamborghini veya Rolls Royce hediye edildi. Duruyor garajda ve çalışıyor hazır durumda. Sadece yapman gereken şey onu garajdan çıkarıp otobana çıkarmak ve gaza basmak. Başka bir şey yapmana gerek yok. İşte potansiyeli kullanmak budur değerli arkadaşlar. Sen daha önceden kümeste kalıyordun. Tavuk kümesinde. Aslında arkaya bir baksan potansiyelini görsen koskoca konağa sahipsin. Saraya sahipsin. İşte orada kuş tüyü yastığında yatacağına tavuk kümesinde yattın.
kullanmadın, potansiyelini kullanmadın. Sevgili arkadaşlar, şunu açık ve net söylemek istiyorum. Başarılı olan insanlar, birçok başarılı olan insanlar, huzura ulaşanlar kendini tanıyarak, engelleri bularak, potansiyelini öğrenerek, yani kendini keşfederek o arzuladığı yere geldiler. O hedeflere o şekilde ulaştılar. Eğer senin hedeflerinde de daha fazla huzur, daha fazla başarı varsa, bak eğer senin hedefinde bunlar varsa, o zaman kendini tanımak için çaba göstermen gerekiyor artık. Harekete geçmen gerekiyor. Yani ilk adım kendini tanımak, kendini bilmek. Peygamberimizin buyurduğu gibi o hadis-i şerifte kendini bil ki ömrün zayi olmasın kuralı. Senden istediğim şu, arzuladığın o hedefe, o başarıya, o huzura ulaşmak istiyorsan, o zaman bu anlattıklarımı ciddiye alacaksın ve hayatına yansıtacaksın. Bu konuda biz birçok kişiye yardımcı olduk. Bu insanlar kendilerini tanıdılar, potansiyelini ortaya çıkarttılar ve arzuladığı hedefe ulaştılar. Bu insana yardımcı olduğumuz gibi sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, o zaman sadece bizimle iletişime geçmen yeterli. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen bu videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Hoşça kal.